Bu, bu, bu bir, bir anlamda da e, rahatsızlık verici bir şey. Şimdi Hüdapar gibi bir e, bir e, yani bir parti var ve bu partinin ne olduğu biliniyor. Hizbullah'ın ne yaptığı biliniyor. Ve gerçekten buradan bir kez daha Gaffar Okan'ı saygıyla e, rahmetle anıyorum şıklar içinde yatsın. Orada katledilen İzbullahçılar tarafından katledilen Gaffaro da burada bir kez daha anıyorum. Şimdi böyle bir parti yani bir taraftan da bir, bir sizin başında söylediğiniz referandum Sayın e, Kılıçdaroğlu'nun da söylediği referandum diye ifade ettiniz. Siz de aynı şekilde referandum dediniz. Bu süreçte bir dahası yok diye düşünenler var. Yani bunun artık bu seçimden sonrası gerçi 3 ay önce de 5 ay önce de bir sene önce de mücadeleyi sürdüren insanlarız biz siz de öyle. E, bu mücadele sürecek durmayacak. Ama gelinen nokta itibariyle şimdi Hüdapar gibi partinin devletin bütün organlarına yani girebilecek bir bildiği ve yerli dedi AKP Genel Başkanı taraflı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek adam bunu söyledi. Burada ne yapmak lazım şimdi? Ne söylemek gerekiyor? Şimdi e, yine aynı yere geliyoruz cesaretli olun demekle cesaretli olunmuyor. Motive olun demekle motive olunmuyor. Motive artık bakın sözler bitti. Davranış göstereceksiniz. Çünkü eğer halka gösteremezsiniz bakanlar kurulu budur. Biz bunlarla yöneteceğiz demezseniz o radikal değişimi yapamazsınız. Başka daha neler yapılabilir? E, Davutoğlu gitsin Konya'da çalışsın. Babacan gitsin Kayseri'de çalışsın. Bakın buralarda çalışmaya ihtiyacımız var. Ve artık Kemal Bey'den başka Kemal Bey'in yanında kimse konuşmasın. Yani çok önemli bir cümle. Evet. Bakın Kemal Bey'den başka Kemal Bey'in yanında kimse konuşmasın. Seçim akşamı da halkı Kemal Bey bilgilendirsin lideri görmek istiyor herkes. Bakın lider, lideri bilgi olarak besleyiniz, lider çıksın. Ve artık diğer bileşenler, altılı masa bileşenleri aldıkları milletvekillerini hak edecek çalışma içine girsinler bulundukları yörelerde evet, 45, 45, 45, 45, 45, 45 milletvekili değil mi? 45 milletvekili. Şimdi bak, 45 bak, milletvekili. bak şimdi bak. Bakın Recai Bey, bugün vardı yine. Davutoğlu, pardon düzeltiyorum. Babacan diyor ki anayasa değişikliği konusunda cumhur ittifakıyla çalışabiliriz diyor. Şimdi CHP'li seçmenden aldığım yetkiyi Cumhuriyet'in niteliklerini değiştirmeye yönelik kullanma iradesini gösterecek misin? Bir de böyle bir şeyi göstereceği konusunda algı var biliyor musunuz toplumda? Yani İlginç. E dedi ya bak, bakın, bakın, bakın. Düşünebiliyor musunuz? O oylar Cumhuriyet Halk Partililerin oyları. Cumhuriyet Halk Partililerin verdiği millet iradesini cumhuriyet karşıtlığına mı kullanacaksın? Şimdi Türker Bey tabii bu arada e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hazırlattığı bir özellikle e, sloganlar arasında onu da bir değerlendirin isterseniz yani o da önemli. Afişlerde karar ver çağrısı altında özellikle andımızı yasaklayanlarla şehide kelle diyenlerle Türk ordusuna kumpas kuranlarla 10 milyon mülteciyi içimize salanlarla gafar okana pusu kuranlarla depremde kam ve çadır satanlarla birlikte mi yürüyeceksin soruları yöneltiliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada? Çok iyi değerlendiriyorum. Çok iyi değerlendiriyorum ama işte bakın generallere sahiyet konusunda şu anda kumpasla içeride yatan generaller konusunda sahibiyette bile sorun yaşandı. Geç oldu ama e, Bence bu da faydalı e, Özellikle e, Türk Silahlı Kuvvetlerine Yapılan kumpasın Esap müsebbibinin siyasi iktidar olduğu FETÖ ile işbirliği konusunda e, Esas sorumlunun siyasi iktidar olduğu işte PKK açılımlar falan, Bunlar e, anlatılmalı e, Yüksek perdeden e, Bunlar e, ikna edici Olabilir mi? Olabilir e, faydalıdır. Ama dediğim gibi artık radikal bir e, harekete ihtiyaç var. Bakın, radikal bir harekete ihtiyaç var. Ha, tabii ki bu benim değerlendirmem. Hayır, biz aynı şeyleri yapar, seçimi kazanırız. Zaten sorun biraz da oyların çalınmasıydı filan diyorsanız, o olabilir. Yani o zaman da ben e, yanılmış olurum yani. Türker Bey şimdi tabii e, bu e, önemli bir süreç ama şey konusunda çok net ilkeli dediniz. E, i̇lkeli olmak gerekir dediniz Sinan Oğan konusunda. Şimdi milliyetçilik e, şeyin tekeli altında mı oluyor? O, e, ben de bir soru sorayım. Altında mı diye sorayım. Ya Türk, e, Sinan milletini, Oğan Sinan Türk Oğan milletini yok etmeye çalışıyor. Nerede çalışıyor? Ben, ben milliyetçi bile saymam ki. Milliyetçi bile saymam ki. Çıkarcı sayarım ya milliyetçi bile saymam ki. Yani milliyetçilik ne demek ya? Yani bu kadar net diyorsunuz. Yani oraya gidip görüşme yapıyorsan, orada düşünüyorsan. Size gidişat, verin. bakın Cumhuriyet Halk Partisi çok endişe etmesin Sinan Bey konusunda. Sinan Bey o kendisine verilen oyları mobilize edebilecek özellikle Erdoğan'a mobilize edebilecek durumda değil. Bakın durumda değil. Belki bir miktarı olabilir. Onun için bu konuya çok endişe etmesin. Normalde Sinan Oğan'ın olması gereken yer Kemal Bey'in yanıdır. Ümit Bey'in olması gereken yer Kemal Bey'in yanıdır. Ama içeride işte ne bileyim nasıl görev verilir o benim işim değil Kemal Bey'in ve yakın karargahının işi. Ama dediğim gibi sen Cumhuriyete düşman olan Atatürk'e düşman olan bir yapıyla pazarlık ediyorsan benim için ilkeli değilsin demektir. Peki Türker Bey yurttaşlık gerçekten çok zor zanaat yani yurttaş olmak ülkeyi sevmek ee, böyle onu onu değerlendirmek ee, yani gözlerini insanı kapatmış vaziyette bu sürece sessiz kalmak. Peki bu noktada ne söylemek istersiniz? Yani Kere, topluma yönelik olarak. Mücadele zor iştir. Savrulmadan. Aynı rotada mücadele zor iştir. Bakın ben 2010 yılında istifa ettim. 13 yıl. Devam ediyorum. Takdir Yüce Türk Milleti'nindir. Yani seyretmek gerekmiyor değil mi Türker Bey? Yani sadece Ama şöyle bak bakıyorum seyredenler kazanıyor. Dönenler kazanıyor. Fırıldaklar kazanıyor. Öyle. Öyle. Yani başka e... yerlere başka yerlere selam çakanlar kazanıyor. Gibi öyle. Yani Türker Bey tabii e, onların kazanmaması için de tabii siz mücadele ediyorsunuz, bizler mücadele ediyoruz. Ama bazen de ee, mücadele neye dönüyor biliyor musunuz? Yel değirmenlerle mücadeleye dönüyor. Son Kuşnot'un yel değirmenlerine karşı mücadelesinden bahsediyorsunuz. Bu çok çok önemli.